Merhaba arkadaşlar. Bu derste kaynak koddan root kurarken, derlerken bir eklenti olarak Pitya kullanabilmek maksadıyla Pitya indirip Pitya'nın kurulumunu gerçekleştirmeye çalışacağız. Biraz Pitya'dan bahsedeceğim önce. Pitya yüksek enerjilerde parçacık çarpışması olayı simülasyonları için kullanılan bir yazılım ve oldukça yaygın kullanılan bir yazılım. Pitya çok çeşitli fizik kuramlarını ve modellerini simüle edebiliyor. Örneğin elektrozayıf etkileşimler, QCD ve standart model ötesi bazı etkileşimler. Örneğin 4. nesil, süpersimetri, yeni ayar bozonları, W üs, Z üssü gibi. Hatta ek boyutlar ve dahası da var. Bu bakımdan oldukça kapsamlı bir yazılım. Bunlarla birlikte asıl çarpışmadaki ilginç olan fizik prosesinden sonra gerçekleşen olayları da simüle edebiliyor Pitya. Yani fragmentasyon, çarpışmadan ortaya çıkan kararsız parçacıkların bozunumları, çarpışma öncesi ve sonrasındaki ışınımlar, yani initial state radiation ve final state radiation, ayrıca çoklu etkileşimler. Bu tür detayları da simüle edebildiği için sadece belli bir fizik kanalının detaylı simülasyonunu yapacak şekilde geliştirilmiş yazılımlar, simülasyon yazılımları da bu bahsettiğimiz detay etkiler simüle edebilmek için yine Pitya'ya güvenebiliyor ve bu etkiler için Pitya'yı kullanabiliyorlar. Tarihçe olarak Pitya ve JetSet olarak başlıyor Pitya yazılımı. Daha sonradan Pitya ortaya çıkıyor ve bir noktada ikisi birleşiyor. 70'lerin sonlarında ortaya çıkıyor bu yazılım ve Fortran çağı zaten Pitya'nın yazıldığı Fortran'da Fortran 77, yani 1977 yılında ortaya çıkmış bir Fortran versiyonu. Ancak zaman içerisinde, yani bu 2000'li yıllarda parçacık fiziği yazılımlarının C++ programlama diline kayması, bu doğrultuda gelişmesi neticesinde de Pitya'nın da artık C++ diline taşınması ve bu dildeki Pitya'nın geliştirilme süreci başlamış oluyor. Fortran 77 sürümü Pitya 6 olarak adlandırılıyor. En son versiyonda Pitya 6.4. C++ sürümü de Pitya 8 ve Pitya 8.1.2.3 diye onun sürümleri de gelişiyor bir yandan. Bu ikisi arasında farklılıklar var mı? aslında pek çok ortak özellikleri var. Yani yaptıkları iş aynı. Fakat Pitya 8 artık yeni standart olacağı için bazı farklılıklar ve ek özellikleri de var. Şu an için Pitya 8 daha ziyade proton ve antiproton çarpıştırıcıları için daha kapsamlı bir şekilde yazılmış. Yani tevatron ve LHC için ve bu hızlandırıcılardaki analizlerinizin simülasyonları için de Pitya 8 kullanmanız öneriliyor. Fakat Pitya 8 bununla birlikte elektron ve foton içeren çarpışmaları simüle etmiyor. Ve bunlar için de hala Pitya 6 kullanmaya devam etmek gerekiyor. Pitya 6 hala güncelleniyor. Güncellenen bir yazılım. Ancak zaman içerisinde duracak güncellenmesi ve yerini tamamen Pitya 8'e terk edecek. Pitya'nın web sayfası gördüğünüz adresten ulaşabiliyorsunuz. Daha kolay bir yöntem Google'dan Pitya Event Generator diye girdiğinizde ilk sonuç olarak çıkıyor. Dilerseniz bu sayfaya gidip Pitya kurulumuna başlayalım. Şimdi Pitya Event Generator diye girişimi yapıyorum. Gördüğünüz gibi ilk sırada geldi. Buradan Pitya'nın ana sayfasına girişimizi yapalım. Pitya sayfasındayız. İlk karşımıza çıkan Present Program Version Pitya 8.1. Yani Pitya 8'in en son versiyonu 8.1.
Burada ayrıca PT 6.4'ten de bahsediliyor. Fakat şurası önemli. It is strongly recommended to move to PT 8.1 for LHC studies. Demin bahsettiğimiz olay. LHC ile ilgili bir çalışma yapıyorsanız PT 8.1'e geçmeniz şiddetle öneriliyor. Şimdi kurulum kısmına bakalım. Şurada. Aşağıdakileri yapmanız gerekiyor. Linux olabilir. MacOS 10 sistemi olabilir. Aynı. Ben şu an MacOS 10 yapacağım. MacOS 10 barındıran işletim sistemi olan bir bilgisayarı kurulum yapacağım. Şöyle doğrudan indirme bağlantısı var. Oradan indirme işlemini yapalım. Farklı indir dedik. Ben şu an masa üstüne indiriyorum. İndirme işlemi tamamlandı. Ve indirdiğim dosyayı da her zaman olduğu gibi ev dizilimin altındaki programlar dizilimine kopyaladım. Şuradan görebiliyorsunuz. Bu tar.gzip formatındaydı. Fakat macOS otomatik olarak onun zipini açtı ve şu an tar formatında. Şimdi yapalım. Bir bakalım şuradan. Unzip and expand it with tar xvfz. Komutu kullanılamayacak çünkü şu an zipli değil. Doğrudan xvf diyeceğiz. Bitya. Ve oldu. PTA 8186 disini oluştu ve dosyalar burada ortaya çıktı. Efendim, move to the task created directory, oraya geçtik. Ondan sonra da readme dosyasını okuyunuz. İçinde kurulum şeyleri var. Yönergeleri var. Ondan sonra if you are not going to link any external libraries or have any other special demands, you only need to type make. Sadece make demeniz yeterli. Eğer bizim ihtiyacımız olan root, bu PTA'nın root'la birlikte bir eklenti olarak çalışması gibi bir ihtiyacınız olmasaydı. Fakat bizim öyle bir ihtiyacımız var. Şurada bir readme dosyasını açıp içine bakalım. Readme dosyamızı açtık. Burada temel kurulum yönergeleri bulunuyor. Öncelikle tarball dosyasını bir dizine açın. Ardından da configure beteğini çalıştırın diyor. Tıpkı root to derlerken yaptığımız gibi. Eğer PTA 8'i kendi başına kullanmak istiyorsanız başka hiçbir programla bir arada kullanmadan sadece configure demeniz yeterli. Hatta ona bile gerek yok diyor. Çünkü doğrudan make derseniz o zaten configure'ı çalıştıracak diyor. Az önce bahsettiğimiz gibi. Web sayfasında yazdığı gibi. Configure yapıldıktan sonra make komutuyla derleme işlemini başlatıyormuşuz. Ve eğer sorunsuz bir şekilde tamamlanırsa kütüphane çalışmaya hazırmış. Bir şey ters giderse veya tekrardan derlemek isterseniz gmake veya make clean diyormuşuz. Bu derlemede üretilen tüm dosyaları bir daha yapıyormuş, siliyormuş. Temiz bir şekilde aynen tarball dosyasını ilk açtığımız haline dönüyormuş. Şimdi gelişmiş bazı seçenekler PTA'yı ilgilendiren ve ihtiyacımız olabilecek bazı seçenekler var burada ve aslında bir kısmını da kullanacağız. Burada bizi aslında ilgilendiren seçenek burada. Enable shared. Turns on shared library creation. In addition to the archive libraries always built. Yani archive kütüphaneleriyle birlikte ayrıca paylaşımlı kütüphanelerin de üretilmesini sağla. Bu kütüphaneleri root kendi içinden PTA'ya çağırırken doğrudan bu kütüphaneleri yapacak, kullanacak. O yüzden bu seçeneği açmam gerekecek. Fakat daha bir emin olmak için PTA'nın web sayfasına bir döneceğim. Sayfamı büyüteyim. Ve buradan online HTML menüle girip PTA 8 için olan online menü. Burada root'la ilgili, root kullanımı ile ilgili bilgilere bir danışacağım. Bakalım olacak mı? O readme dosyasında bahsedilmeyen başka dikkat etmem gereken başka şeyler var mı? Şimdi storing PTA events in root trees.
Burada bahsedilen histogramming with root. Burada bahsedilen Pythia içinden root'un kullanımı. Ondan sonra ve bunları da tabii ki şey yapacağız, test edeceğiz. Çünkü şu an artık root'u da derlemiş durumdayız. Ama derlememiş olsaydık, yani ilkini yapıyor olsaydık, o zaman bunları çalıştıramayacaktık. Biz ilgilendiren kısım burası. Pythia as a plugin to root. Kurulum to be able to to be run as a plugin, Pythia must be compiled as a shared library. Aynen az önce gördüğümüz gibi. Enable shared'i yapacağız configure'de. Daha sonra da bazı ortam değişkenleri tanımlanmaları gerekiyor. Bu enable shared ile derlen configure edilip derlenmiş Pythia'nız varsa ve konum bilgileri de Pythia 8 ortam değişkenine ve birkaç değişken daha ayarlanması gerekecek. Oraya koyduysanız ondan sonrası root'a dönüp aynen devam edebiliyorsunuz. Bizim de diğer videoda yapmış olduğumuz gibi. Şöyle şey yapalım. Örnek kodlar var. Şimdi derleme işlemine başlayalım. Şu enable shared'ı alayım. Ondan sonra enable shared. Configure bu kadar. Ve make diyeyim. Yine birden fazla işlemciyi kullanabilsin. Ve derleme tamamlandı. Şu an Pythia'nın kullanıma aşağı yukarı hazır olması lazım. Root içerisinden bir eklenti olarak Pythia'ya erişebilmek için tanımlamamız gereken bazı ortam değişkenleri var. Onları bu Pythia rehber sayfasındaki an example kısmında belirtiliyor. Burada a basic example for generating minimum bias events with Pythia 8 inside the root macro diye bu makroları şeyde çalıştırmıştık biz. Root'un Pythia eklentili olarak derleyip şey yaptıktan sonra derleyip bitirdikten sonra şimdi o orada yapmış olduğumuz ayarları tekrardan bir yapalım. Şimdi note that before executing this script the environment variables Pythia 8 and Pythia 8 data must be set up correctly. Yani Pythia 8 kurulumu yaptığınız dizini işaret etmeli. Pythia 8 data diye bir değişken de bu dizinin altındaki XML doc diye isimli dizine işaret etmeli. Bunları tanımlayalım. Hatta bir değişken daha tanımlanması gerekiyor. Bunun ardından LD library path isimli değişken. Fakat bu değişken Linux sistemleri için geçerli. MacOS'ta değişkenin ismi farklı. Dolayısıyla 3 tane değişken tanımlanması lazım. Ortam değişkeni. Biz bu yüzden de ben bunlar için hepsini bir kere de tanımlayan bir script yazacağım. Basit bir script. İsmi de getPythia olacak. .sh. Biraz root'un thisRoot script'ine benziyor. Şöyle şeyleri girelim. Pythia'nın konumunu. Pythia 8. Şeyden alayım konumunu. Sistemden. Pythia 8 dizinin. Ardından Pythia 8 verisi dizinim. Ve son olarak LD library path fakat bu ismi farklı olacak. Bakalım burada şey diye bahsediyor mu? Bahsetmiyor. Buradan LD yazalım. DYLD library path. LD library path değişkeninin macOS'taki karşılığı DYLD library path eşittir dolar
DYLD library path 2 nokta üst üste PTA 8 kurulumunun yolu bölü lib. Yani dolar PTA 8 bölü lib. Hepsi bu kadar. Bu script'te bir de executable çalıştırılabilir yapmak istiyorum. getPTA.sh. Şu an source'ladığım takdirde PTA ile ilgili ortam değişkenlerin tanımlanmış olması gerekiyor. Bir bakalım. PTA 8 var. Diğerleri de PTA 8 data ve Python path. PTA 8 dedik. Doğru şekilde ayarlanmış. Bir de şeye bakalım. Dynamic Load Library path'ıma. Gördüğünüz gibi root'un kendi şeyi var. Kütüphane dizimi var. Şimdi onun peşine bir de PTA'nın ikisi eklenmiş oldu. PTA'nın derlenmesini ve root'un PTA'ya erişebilmesi için gerekli ortam değişkenlerini tanımlanmasını işini hallettik. Şimdi PTA'nın root'a erişemediğini bir test etmek istiyorum. Root'un çünkü PTA'ya erişebildiğini root derleme videosunda görmüştük. Bunun için de aynı yine web sayfasının rehberin root kısmında belirtmiş olan örnekleri bir çalıştırmak istiyorum. Root kullanarak histogramlama. Bu örnekte yapılan şey PTA'nın çalıştırılması, PTA'nın ürettiği olayların ve bazı bilgilerin root'un bazı kütüphanelerini kullanarak histogramlanması veya root dosyalarında saklanması. Şurada root examples dizinin altından ki örneklerle bunu yapabiliyoruz. İlkini bir yapalım. Make hist diye hist örneği yani histogramlama örneği. Derleme tamamlandı ve çalıştırdığımızda diyor ki çalıştıktan sonra bir root histogramı üretilecek ve histogram his.root dosyasının içine kaydedilecek. Çalıştıralım. Olay üretildi. Oops. Olay üretildi. Hiçbir şey yok. PTA hatası ve uyarı mesajı yok. Her şey güzel bir şekilde çalıştı. Canvas üretildi ve histogram ona çizildi. Fakat şu an boş görüyoruz. Bir çeşit uyumsuzluktan ötürü olmalı. Çünkü şöyle tıkladığım an görünüp kayboluyor. Fakat histogramın hist.root dosyası içine yazıldığını burada belirtiliyor. Ben de doğrudan gidip onun içinden bakabilirim. Açıldı. T browser açayım bir tane. His.root mult diye bir histogram üretilmiş. Charge multiplicity. Yani her olayda kaç tane elektrik yük taşıyan parçacık vardı, sayıldı. 400'e kadar gidiyorum sayısı. Ve toplamda da PTA 100 tane olay simüle etmiş. PTA kurulumu ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.